pazara. Efendim, soframıza gelen meyve sebzeler için gitmediğimiz sera, uğramadığımız pazar, konuşmadığımız komisyoncu esnaf kalmayacak. Rüya Yıldız'la Çarşı Pazar'dan herkese iyi akşamlar diliyoruz. Demiştik ya, her hafta Antalya'mızın çeşitli semtlerindeki pazarlarda olacağım. Bugün de geldik. Şafak Mahallesi'ndeki semt pazarındayım. Burada bir bakacağız fiyatlar nasıl. Birazcık pazarcılarla konuşacağız. Birazcık vatandaşla konuşacağız. Sonra bakalım bugün şansımıza sera mı çıkacak, hal mi çıkacak? Yani çok işimiz var bugün. Hadi başlayalım bir an önce. Şimdi hemen önce her zaman olduğu gibi bir fiyat turuna bakalım. Pazarda fiyatlar nasıl acaba? Ve burada kırmızı kapya biberimiz var. Hemen fiyat alalım. Biber 3 lira. 2 kilo 5 lira. 2 kilo alınca 5 lira. 1 kilo alırsan 3 lira. Gördüğünüz gibi Bursa etli biberi şu anda pazarda bu fiyattan tezgahlarda. Efendim, sofraların olmazsa olmazlarından akşamları kim sevmez ki? Şöyle patlıcanın kızartması olur, oturtma yemeği olur. Çeşit çeşit patlıcandan yemek yapılır. Peki şu anda pazarlarda patlıcan ne kadar derseniz? 2,5 TL. Efendim, havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda yerini aldı mis gibi kokan mandalinalar. Peki evinizde bu akşam 1 kilo mandalina yemek istiyorsanız ne kadar ödeyeceksiniz? 2,5 TL. Ye ye ye. Evet, pazarda şimdi fiyat araştırmasına devam ediyorum. Pazarlarımızdaki tezgahlar rengarenk. Birbirinden güzel meyveler, sebzeler var. Hemen burada bakıyorum. Mor üzümümüz var. Kilosu 4 liradan tezgahta. Devam ediyorum. Alaşehir çekirdeksiz üzüm var. O da aynı şekilde şu anda tezgahlarda 4 lira. Efendim, kim sevmez ki bal gibi incir. İncir bal gibi ama fiyatı nasıl acaba dedik ve gördük. İncir yemek istiyorsanız 1 kilosu için ödeyeceğiniz fiyat 6 TL. Geçen haftanın zam şampiyonu adaylardan biriydi muz. Bu hafta merak ettik, acaba fiyatlar ne oldu? Muzun fiyatı düştü mü, çıktı mı, aynı mı kaldı diye. Geldik, hemen kendi muzların yanına attım ve fiyata baktık. Muzda fiyatlar bir derece düşmüş. Ne kadar derseniz 8,5 TL. Salatalara koyuyor muyuz bol bol? Koyuyoruz. Hanımefendi bir yandan alışveriş yapıyor, bir yandan da ama limona pek eli gitmedi. Galiba birazcık şu anda limonun fiyatları yüksek geliyor. Bakıyoruz, pazarlarda şu anda limon 5 lira. Nasıl gidiyor pazarda, fiyatlar ne durumda? Fiyatlar ne durumda? Gayet güzel. Patates alıyoruz 1,5 lira. İyi galiba fiyatı. Evet. Akşam patates yemeği var mı? Yok. Daha sonrası için. Peki, gördüğünüz gibi patates alırken yüzler gülüyor şu anda pazarda. Çünkü fiyatı iyi denilecek bir düzeyde. Şu anda patates pazarda 1,5 TL. Peki patatesle ne arkadaştır derseniz, patatesin yanında ne olmazsa olmaz, soğan olmazsa olmaz. Soğan da yine aynı şekilde 1,5 TL olarak tezgahlarda. Tabii havaların dönmesiyle turşu hazırlıkları da başladı. Pazarda böyle küçük küçük salatalıklar kapış kapış gidiyor. Hanımefendiler poşetleri doldurmaya başlamışlar ama acaba iyisi nasıl olur? İyisi küçüklerde. Başta büyüklerde. Hepsi aynı, değişmiş olmuyor. Küçük, böyle sert mi, daha yumuşak mı oluyor? Sert. Sert olması. Hı. Nasıl kuracaksınız? Ne zaman başlayacaksınız turşuya? Akşam başlayacağız. Allah, evde akşam iş var. Aynen öyle. Çoluk çocuk hep beraber mi yapıyorsun? Yok, yalnız başıma. Turşu çok faydalı. Seviyor musun? Çok severiz. Kısırın yanında, köftenin yanında güzel gidiyor. Günlerin vazgeçilmezi. Aynen öyle, bayanların vazgeçilmez şeyi. Peki genel olarak fiyatları nasıl buldunuz? Pahalı. Fiyatlar çok pahalı. Ne pahalı mesela Ancu? Yani salatalık, domates, yani bütün sebzeler de pahalı. Ucuz bir şey yok. Biz bir tane şampiyon gördük. Siz gördünüz mü sarımsağı? Görmedik. Daha pazara yeni girdim. Evet, pazara yeni girdi. Daha görmemiş hanımefendi sarımsağı. Evet, kolay gelsin. Sağ güzel olun, alışverişler diliyoruz. Gördüğünüz gibi turşu yapmak istiyorsanız böyle küçük salatalıklar için ödemeniz gereken fiyat kilosu için 6 TL. Efendim, şimdi geçen haftanın şampiyonunun yanındayım. Beyaz barbunya geçen hafta pazarda 10 liraydı. Biz de şampiyonun
yolculuğuna tanıklık etmiştik. Hale gitmiştik. Bu hafta geldik baktık fiyatına. 2 TL'lik bir düşüş var. Şampiyon şu anda 8 TL. Pazarda geldik, turumuza devam ediyoruz. Sarımsak gördüm, soğan gördüm, patates gördüm. Sarımsakta etiket yok. Kolay gelsin, ne kadar? 50 lira. 50 lira. Oo, efendim sarımsağı şu anda gerçekten şöyle sadece galiba uzaktan bakabiliyoruz. Çünkü 50 TL fiyatı, galiba şampiyonu bulduk. Ama fiyatı çok uçtu. Altınla beraber yarışıyor. Altından daha çok pahalı. Kimse alıp yiyemiyor. Bunu aslında çok faydalı diyorlar. Çok faydalı ama buna bir çözüm yolu bulsunlar mümkünse. Evet. Alınacak gibi değil. Tam da turşu zamanı olunca artık uçtu, aldı başını gidiyor. Kolay gelsin. Turşu yapıyor musun? Turşu? Ya, yapıyorum. Yapıyorsun. Burada hatta hanımefendi ama araba işini de biraz büyütmüşsünüz. Pazar ama arabası. Yapacak bir şey yok. Tam erzak zamanı olunca kışa hazırlık. O yüzden de her şey uçuk. Tamam, şimdi bir de geçiş dönemi. Evet. Fiyatlar bazısında yüksek, bazısında iyi. İyi, evet. Güzel. O yönden sadece sarımsakta şikayetçiyiz. Sarımsaktan şikayetçiyiz. Peki pazarın en masumu, en fiyatı iyisine? Patlıcan, domates. Patlıcan 1 lira, 2 lira. Aynen. Değil mi? Evet. Bol bol da alınmış. Böyle evet, görüyoruz. Efendim gördüğünüz gibi hanımefendiler kışa hazırlıkları da yapmaya başlamışlar. Aslında genel olarak pazar fiyatlarından memnun. Ama bir iki tanesi var ki el değmiyor, sadece sofralara da gelemiyor. Aynen öyle. Evet. Özellikle sarımsak. Evet. Kolay gelsin. Efendim kolay gelsin. Nasılsın? Sağ olasın. Geçtik şimdi tezgahın arkasındayız. Tanıyalım mı sizi bir? Evet. Ben Ömer Avcı. Kaç yıldır pazarcı esnafısın? Valla 5, 8 yıldır bu pazarcılığı yapıyoruz. 8 yıldır. Var mıdır zorlukları? Ha, tabii pazarı zor tabii. Pazar bayağı zor. Bu kolay diyenler pazar, para kazanmak kolay değil. Pazar bayağı zor. Yani millet diyor ama sanki babamın bahçesi değil, biz alıyoruz. Pazar bayağı zor. Buraya gelene kadar, bu ürünler bu tüketiciye ulaşana kadar nasıl geliyor buraya? Siz nasıl alıyorsunuz? Nasıl alıyorum? Mesela şu üzüme diyelim. Üzüm yerinde 2 lira, 2.300, 2.400 yerinde. Alan varıncaya kadar o üzüm 3 lira maliyet oluyor. 3 lira, o da karını koyuyor üzerine 100 bine, 200 bine. Pazarda biz de alıyoruz. Ya 2 lira, biz de burada 4 lira, 3 lira, biz de 1 lira, 50 kuruş kar koyuyoruz. Üzerine de siz kendi karınızı koyuyorsunuz, satışa sunuyorsunuz. Aynen. Peki şimdi beyefendiden de dinledik. Peki bu fiyatlar neye göre değişiyor? Şimdi ben geçen hafta yüksek olan pazarındaydım. Şimdi evet, buraya geldim. Burada fiyatlar yine biraz değişik. Nelere göre değişiyor? Abi pazara göre değişiyor. Mesela bu üzüm yağmur yağsa bir hafta sonra bu üzüm bağlanır. Şimdi üzüm 4 lira. Bir hafta sonra bu üzüm 6'ya çıkacak. Hava şartları etkiliyor. Hava şartları tabii etkiliyor. Domates yerine pazarda domates şu an 1 lira. En iyi kral domates 2,5-3 lira. Ama bir hafta sonra bu domates 6 lira 7 lira çıkacak. Yağmur yağdığında bu domates hava uçacak. Biber öyle, salatalık öyle. Yağmur yağdığında her şeyin fiyatlar bayağı değişecek. Hava şartlarıyla fiyatlar değişecek. Yani havalar bozmadan bir an önce tam. Aynen. Şimdi pazar zamanı. Aynen. Maydanoz diyelim. Halde şu an mesela 500 ise maydanoz 1,5'a çıkacak. Hava aynen. Havaların bozmasıyla fiyatlar da yükselecek diyorlar pazar. Bu sene muz düşmedi. Muzun fiyatı bu sene düşmedi. Muz 10 liraydı. 10 ile 8,5 arasında. 10 lira aynen. Halde 8 lira. Halde 8 lira, pazarda 10 lira. Yani muzun karı yok. Şu an 50 kuruşa çalışıyor. Yani çeşit olsun diye şeye getiriyor. Malın yanına getiriyor, çeşit olsun diye getiriyor. Sarımsak. Sarımsak bakıyorum. Sarımsak olmuş 35. Çok mu? Çok tabii. Bir yemek için çok değil mi? Çok yüksek. Alabiliyor muyuz yoksa uzaktan mı bakacağız? 4 lira kilosu. Şu domates sence alabildim. Alamıyor ki. İstediğimiz alamıyor. Yani paramız yetmiyor. Kira, elektrik, su. Bak. Limon. 4-5 tane limon. Limon ne işe yarıyor? Yemeklik olmuyor limondan. Ama limonda olmazsa bir salataya koyuyorsun. Olmazsa olmuyor. Hiçbir olmazsa olmuyor. Yemek yapacağız. Yemek yapacağız. Yanına salata yapıyor. Hepsini alamıyoruz ki. Tabii. Vallahi iyi şu anda. Pazarımız ucuz. Yani kışa göre çok çok iyi. Ben bir de sürekli alışveriş yaptığım için iş yerlerde daha çok alışveriş yapıyorum.
Yani şu anda iyi fiyatlarımız yani. Toplu alışveriş yapıyoruz. Evet, toplu alışveriş. 15-20 kişi yemek yaptığım için bayağı bir... Oo, aşçı buldum. Pazarda aşçı buldum. Her şeyden bol bol alıyorsunuz evet, tabii. Bol bol almak zorundayız, ancak yetiyor zaten. Hem kendi evinize yapıyorsunuz, evet, hem iş yerine. Evet, aynen öyle. Fiyatlar da iyi diyorsunuz. Evet. Salatalık alınmış. Burada mesela bu iş yerine bu eve kesin. Evet, evet. Karışık olan eve. Evet, diğer kilo kendime öyle oluyor yani. Kendine. Çok olan çok fazla şey iş yerine oluyor. İş yerine. Peki şimdi tam geçiş süreci. Mevsim artık ufak ufak soğumaya başladı. Havalar soğumaya başladı. Evet. Bu geçiş süresince alacak şey bulmak zor oluyor mu? Yok, olmuyor. Antalya'da sürekli her şey oluyor yani. Bir sıkıntı olmuyor benim için. Bir de pazar pazar geziyorum. Bir pazarda değilim. Otogarın oraya gidiyorum. Ya her yere gidiyorum ya pazara. Bizim orada var. Ünsal Mahallesi'nde oturuyorum. Oradaki şeyde pazara da gidiyorum. Ablam benim gibi her hafta bir pazara gidiyor. Bütün pazarları geziyor. Beni muhasebeci nereye götürürse ben oraya gidiyorum. Para nerede? Alışveriş orada. Aynen öyle. Evet. Peki pazarda şöyle şimdi sen bayağı da gezmişsin. Zam şampiyonu. En pahalı şey ne şu an? En pahalı limonumuz pahalı biraz. Limon bayağı bir şimdi biraz düştü şu anda da. Evet 4 lira ama 7-8 liradan düştü. Yani en pahalı şu anda o var ya. Gerisi ucuz bence. Limon. Evet. Küçük ama limon demek ki bu ara ekşitiyor cepleri. Evet biraz ama ona göre, şeye göre, kışa göre yine iyi. Efendim merhaba, nasılsınız? Sizi sormalı, sağ ol, teşekkürler. Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Nasıl gidiyor alışveriş? Valla biraz pahalı, biraz iyi, normal. Neler iyi, neler pahalı? Neyler pahalı? Muzlar pahalı, üzüm pahalı, biberler. Başka döbürleri iyidir. Genel olarak iyi de. Evet. Domates, soğan, patates. Onlar iyi. İyi. Onlar meyve biraz pahalı, o kadar. Meyve pahalı ama meyveyi de çoluk çocuğun yemesi gerekiyor. E yanımızda da iki tane çocuk evet, var. Aldık ama ne yapmak? Aldınız evet. Mecburen. İyi olsun, afiyet olsun. Peki en pahalı hangisiydi? Ben ona göre ya seraya gideceğim ya hale. Hangisine gideyim? Sebzelerden mi? Sebze meyve. Sebzelerden de pahalı. Domates normal. Öbürleri hepsi normal. O zaman hanımefendi düşüne dursun. Ben pazarda biraz daha dolaşayım. Alışveriş başladı. Evet. Yenice girdik. Valla akşam düşünmedim. Eve gidince karar vereceğim ama. Hanımların en büyük derdi bu akşam ne yapsam? Evet. Yemek. Yemek derdi. Düşünce çok zor. Evet. Pazar bir taraftan yorgunluk. Sinir, stres, eve git yemek telaşı. Çoluk çocuk, eş, yemek telaşı. Evet, evet. Kolaylık. Sağ ol, Allah razı olsun. Eşiniz yardımcı oluyor mu? Evet, evet oluyor canım. İşten geliyor, o da yani yardım ediyor. Sofra hazırlamakta, sofra kaldırmakta. Hayatın işleri. Yapıyor, evet. Ne güzel. Peki, pazarda şimdi yeni geldiniz. Aslında akşam menüsü de biraz fiyatlara göre değişiyor galiba. Gündüz akşama göre tabii daha biraz pahalı oluyor. Akşam biraz daha düşüyor. Biberle başlamışız. Biberle başladık. Evet, sos yapacağız. Evet. Acı sos. Sabah kahvaltılık sos, kışlık hazırlıklar başladı. Biliyorsun. Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Evet, öyle. Biberin fiyatı da fena değil. Evet. 2,5 lira. Evet, düşük. Fena değil. Yani 3'ten 3,5'dan başlıyordu. 2,5 lira da güzel fiyat. Kışa hazırlık ve alışveriş de kolay gelsin. Oldu, teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Pazara gelmişim. Pazara geldik. Ha, çok pahalıydı valla. Pahalı? Ha, valla ne pahalı mesela, neler pahalı? Mesela elma 2,5. Tomates 2,5. Marul 2 milo, 2,5, 3 milo. Çok pahalıydı. Pahalı geldi. Havala pahalıydı. Neler aldın? 100 milo getirdim, hiçbir şey almadım. Tomates aldım, salatalık aldım, patates aldım. Bitti. 100 lirayla geldim, bu kadar. Valla bitti. Ne yapacağım? Bir şey yok dedim, mecbur. Bir haftalık götürür mü eve, bir hafta? Bir hafta geçiyor. Bir hafta, bir hafta geçiyor, öyle de geçmiyor. Öbür hafta Allah kerim. O da bazı iyiydi. Bu akşam ne var yemekte? He? Bu akşam ne var yemekte, patates mi? Yok, sarma var. Sarma var? He, sarma yapmışım valla. İnce ince mi böyle zeytin? İnce ince sarma yapmışım. Üzüm yaprak yapmışım. Ha, onu yapmışım. Keyifle, afiyetle yenecek işte. Sağ ol, Allah razı olsun. Efendim, insanın ağzının tadı olduktan sonra birazcık da bütçeler iyiyse, yani en azından bir haftalık, 3 günlük, 5 günlük götürebiliyorsa keyifler yerinde oluyor. Alışveriş yapmış hanımlar, yorulmuşlar, dinleniyorlar. Nasılsınız? İyiyiz, Allah şükürler olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Nasıl geçti alışveriş? İyi. Memnunuz pazarımızdan. Memnunuz.
Evet, evet. Alışverişler yapıldı. Buralarda mı oturuyoruz? Evet, burada oturuyoruz. Şafak Mahallesi'nde oturuyoruz. Her hafta geliyor musunuz buraya, başka pazarlarda? Pazara geliyoruz. Bazen de Perşembe pazarına gidiyoruz. Giremediğim zamanlar, buraya giremediğim zamanlar Perşembe'ye gidiyoruz. Geliyoruz yani, memnunuz pazarımızdan. Evet, hemen evet. Size de soralım efendim. Sizin için nasıl geldi? İyi geçti. Ben burada misafirim zaten. Gümüşhaneliyim, misafirim de. Güzel yani, hoşuma gitti buralar. Gümüşhane'deki pazarlar da böyle renklidir herhalde. Ya bu kadar değil. Öyle mi? Yok. Ya böyle ortam çok güzel yani buranın. Pazarı kapalı olması. İki kat yani, bir şey sebze yeri ayrı. Evet, çok iyi bence. Dinleniyoruz, alışveriş yaptık da dinleniyoruz. Yani. Devam edecek mi? Yok, şimdi eve gideceğiz. Gidecek artık, evet. Yemek hazırlıkları yapacak. İşte yani. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tam turşu zamanı. Tamam, evet, evet. Satılıyor. Yanında limon tuzu da var. Yayla kornuş 16 TL. Evet, hepsi var. Evet, evet. Hanım turşu yapacak o zaman. Evet. Beyefendi şimdi almaya başlamış. Eve götürecek. Hanımefendi turşuyu kuracak. Bakayım, bu araba sizin mi? Bizim. Sizin neler aldınız? Daha yeni başladık. Yeni başladık alışverişe. Tamam. Yeni geldik. Yeni geldiniz. Evet. Buralarda mı oturuyorsunuz? Burada oturuyoruz hatta. Alışveriş yapacağız eve. Evet. Tamam, kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Efendim, beğendiniz mi üzümü? Nasıl? Bu iyi bak. Güzel mi? Bu güzel, bu çok ekşi. Ekşi mi? Tatlı seviyorsunuz. Tatlı. Al bak, şeker yok. Fiyatı nasıl? Fiyatı uygunsa her yerde 5-6 lira. Bu kaç versin bu? Size aynı. 3,5 öyle mi? Evet, 3,5. 3,5 lira. Tabii. İyi, üç, mi? İyi. Her yerde 6 lira. Uygun. Her yerde 6 lira. Bilmiyorum. Bir yandan pazarcı ile alıcı arasında tabii fiyat üzerine sohbetler de devam ediyor ama bakalım, anlaşmaya varıldı galiba. Alıyor muyuz? Alıyor muyum? Alıyor. Birisine 3 kilo koy, birisine 2 kilo. İkisinden de almaya karar verdi. Seviyor musunuz üzümü? Ne diyeyim ben? İşte emekliyiz, günümüzü yaşıyoruz. Bu, başka ne diyeyim. Eşin sağ mı, hayatta mı? Eşim sağ. Sağ, şükür. 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 Evde oturuyorsunuz. Meyve yeniyor akşam. Tabii. Yüz emekliğin işi ne ki? Değil mi? Zamanla çalıştık. Affedersin, eşek gibi çalıştık. Şimdi yiyoruz mesela. Evet, ne iş yapıyordunuz? Ben önceden kaynakçıydım. Mercedes'de çalıştım. Büyük otobüste çıkıyor ya. Garajlarda. Onları yapıyordum. Kaynakçılık yapıyordum. Büyük bir firmada kaynakçılık yaptım yani. Yıllarca çalıştınız, yıllarca artık çalıştım. Emekli oldunuz. Yıllarca çalıştım. 2 kilo. 2 kilo da öbüründen. Aa, yok mu başka? Üzümün sonunu da aldık. Efendim, yıllarca çalıştılar. Emekli olmuş amcam şimdi geldi pazara. Emekliğin tadını çıkarıyor. Meyve sebzesini alıp evine gidecek. Efendim, şimdi pazarda geziyoruz. Hem fiyatlara baktık, şampiyon aradık bir yandan ama pazarın bir diğer güzel nimetlerinden biri. Organik ürünlerin tam yerindeyiz. Yanımda Neslihan ablam var. Bir tezgah açmış ki hemen göstereyim ben size şimdi. Burada elmalar var, erikler var, köy patlıcanları var. Burada hemen yanında bal kabakları. Evet, kendi yetiştirdiğim. Kendi yetiştirdiği bal kabakları var. Tarhanam var, tarhanam var, kendi yaptığım. Yaprağım var. İncir reçelim var, bak pekmez de yapılmış. İncir reçeli, evet. Var, incir pekmezi var, ceviz var. Yok yok bu tezgahta gördüğünüz gibi. Peki hemen soralım, fiyatlar mesela, geldik dedik ki fiyatlar. Böyle organik yemek istiyoruz, ne kadar verdik? 3 lira elma, 4 lira erik, kabağımız 3 lira, tarhanamız 30 lira, pekmezimiz 30 lira yine kilosu. İncir reçelimiz de 30 lira kilosu. İncir reçeli, bak şimdi incir reçelinde bir duralım. Şimdi bu reçel Nesnihal abla, sen mi yaptın reçeli? Evet. Hemen şöyle gösterelim. Nasıl yapılır incir reçeli? İncir reçeli, ben pekmez kaynatırken, pekmez iyice olmadan biraz ayırdım. İncirlerimi de önceden kıydım. Onu o arada yaptım yani, pekmez yaparken onu da kaynattım. Ne kadar süre kaynıyor? O incirin pişme süresi kısa oluyor. Mesela kaynarken koyduktan sonra 15-20 dakika sonra alıyorsun. Hiç dışarıdan şeker ekliyor musun? Hiç, 1 gram şeker, başka bir şey yok. Sadece incir pekmez. Sadece incir pekmez. Evet. Efendim, incir reçel de Anadolu insanı gibi oldukça doğal. Dışarıdan hiçbir, evet, katkı maddesi yok. İçine ceviz de koyarsan daha güzel oluyor. Koşarız sonra. Cevizler olmadıydı yaptığımda, koymadım. Koymadım. Ceviz de koyarsanız tadından yenmez diyor ablam.
Peki. Bakıyoruz orada pekmezler de var. Keçi boynuzu pekmezimiz de haftaya gelecek. Keçi boynuzu pekmezi. Keçi boynuzu faydalı mı Neslihan abla? Buyur. Faydalı bir şey mi? Evet. Çok faydalı. Kansızlığa. Bazı şeylere, öksürüğe. Oldukça çok şeye faydası olduğu biliniyor keçi boynuzunun. Peki biz biraz seni tanıyalım. Kaç yıldır pazardasın? Kaç yıldır? Güzel bir soru. 12 yaşımdan beri. 12 yaşından evet, beri. Evlenmeden önceden beri. O zaman ineklerimiz vardı, süt yoğurt satıyorduk. Onları şimdi yapmıyoruz. Köyde bunları yapıyoruz. Kaç sene oldu 12 yaşından beri? 50 yaşındayım. 50 yaşındasın. 38 senedir. Evet. Niye o kadar küçük yaşta başladın? Ya işte babam ineklerimiz vardı. Yoğurdun sütünü değerlendirmek için ben de yanında gidip, çünkü babam yapamadığı için yoğurdu ben koyuyordum şeye, poşetlere. Yardım ediyordum. Evet. Genelde. Yardım ediyordum. Peki nasıl geçti? Şöyle geçmişe dönüp baktığında ne diyorsun? Geçmişte az kazanıyorduk ama aldığımız para bir işe yarıyordu, bereketli oluyordu. Ama şimdi öyle değil. Burada akşama kadar alıyoruz, bir markete giriyoruz, aldığımızın yarısını bırakıp gidiyoruz. Çok pahalı her şey. Sattığımız ucuz, aldığımız pahalı. Mutlu musun? Mutluyum. Eşimle mutluyum. Çocuklarımla iki oğlum var. Biri askerden geldi, biri lisede okuyor. Hayat bir şekilde geçiyor. Evet. İşte eşime yardımcı olmak için ben de bunları satıyorum. Aslında sen 12 yaşında babana, şimdi de eşine yardımcı. Şimdi de eşime. Evet, aynen. Bu eller, bunlar emekçi eller. Evet, aynen. Evet. Allah güç verdikçe galiba daha da çalışır. İnşallah. Oğlanları birini evlendirinceye, birini de okulu bitirinceye kadar devam. İnşallah. İnşallah. Allah izin verirse. Evet, şimdi geldik, hanımefendi alışveriş yapıyor. Patlıcan alındı, dolmalık biber alındı. Nasıl fiyatlar? Uçuş. Uçmuş. Evet. Çok yüksek. Çok yüksek tabii ki. Öncekilere bakarak çok yüksek. Şampiyonu gördünüz mü? Şampiyonu bilmiyorum. Hepsi şampiyon benim için. Efendim şöyle bilgi vereyim ben size. Şu an 50 TL sarımsak. Evet. 10 TL giritli bamya. Evet. Bunlar için beni hale mi gönderirsiniz yoksa seraya mı gideyim, tarlaya mı? Vallahi köyde büyüdüğüm için hale gitmenizi isterim. Hale mi gidelim? Evet. O zaman vatandaş hale seçti. Biz şimdi buradan pazardan çıkıp hale gidiyoruz. Efendim bu hafta Rüya Yıldız'la çarşı pazarda Şafak Mahallesi'ndeki semt pazarındaydık. Pazarda fiyatları inceledik. Sarımsağı şimdi ben tutuyorum ama orada el değmiyordu tabiri caizse. Evet. Çünkü kilosu olmuş 50 TL. Durum böyle olunca tabii biz de soluğu halde aldık. Yanımda Mehmet Bey var. Kendisi sarımsak komisyoncusu, sarımsak satıyor. Şöyle yanıma alayım. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Geldik, fiyatların peşine düştük. Bizim programımızın amacı bu. İnsanlarla sohbet ediyoruz. Bu sarımsağın önce nasıl yetişiyor, nasıl büyüyor, nasıl bu hale geliyor bir dinleyebilir miyiz? Sarımsak başka bir ürüne benzemez. Verim olarak diğer ürünlerden daha azdır. Örneğin bunu 100 kiloya 1 ton alabilirsen diğer üründen 1 tondan 10 ton alabiliyorsun. Sarımsak dönüm üzerine vereceği 600-700 kilodur ya da 1 ton fazla veren bir ürün değil. Ve bu sene tohum olayları çok yüksekti. Tohum yüksek olmasından dolayı maliyetlerin ve icar tarlaların kendi sahipleri olmayanlar tarladan icar ederek ekiliş yapıyorlar. Bu da nedir? Bir maliyettir. Mesela tarla benim değil, tarla sizin. Ben sizden icar ediyorum. İcar ne demek? Sizden kiralıyorum bir bedel karşılığında. Bu da dönümü 1000 lira, 1500 lira, 800 lira arası değişiyor dönüm başı. Otomatikman 1 lira artıyor maliyeti. Hiçbir şey ekmeden. Bunun ilacı var, gübresi var, sulaması var ve tohum var. Tohum maliyetleri çok yüksek. Bu sene de verim yoktu diğer senelere göre. Efendim sarımsağın verimi neye göre değişir, neler etkiler? Hava şartlarına göre değişir. Yağmur olur. Yani bazı işte doğal şartlar. Yağmur, su, yani sıcağın etkenleri, evet. Bu da verimi düşürmesine sebep olur. Nereden geliyor bu sarımsak? Bu Antep'ten geliyor. Antep Maraş civarından yetiştiriliyor bu. Bunun tohumu 2004-2005'te Çin'den gelerek yetiştiriliyor. Eğer bu Çin tohumları olmasa zaten sarımsak Türkiye'de yok diyebiliriz. Daha önce Kastamonu haricinde Türkiye'de sarımsak yoktu. Ama 2004-2005'te ithal girerek, neden? O sene de Türkiye'de sarımsak sıkıntısı vardı. Kastamonu Türkiye'ye yetmiyor. Neden dersen biz dışarıya ithal ediyor, ihracat ediyoruz. İhracat ne demek? Biz aspirin ham maddesi sarımsaktır. Ve dünyanın en güzel sarımsağı Kastamonu'da yetişir. İkliminin sert olmasından dolayı acı ve aroması
dünya genelinde en kaliteli üründür Kastamonu. Bu sene de verim yoktu. %60 bir fire var. Siz o nedenle mi Maraş bölgesinden getirdiniz? Bizim orası daha ucuz. Neden? Şimdi Kastamonu'da 50 lira, 40 lira zaten. 40 liraya aldığın malı kaça vereceksin? Daha alışı verim, 40 lira. Tabii. 40 lira, 42 lira satış var orada pazarlarda. Neden? Çünkü bunu aspirinciler alıyor. Yani ilaçın ham maddesi sarımsaktır. Yani bu talep olduğundan dolayı biz alamıyoruz oradan. Paramız yetmiyor. Kendi malımıza paramız yetmiyor. Peki buraya gelene kadar nasıl oluyor? Mesela siz Maraş'tan toplatıyorsunuz. Daha sonrasında... Biz bunu esnaftan alıyoruz. Esnaf bunu tarladan alır. Diğer tabirle tüccar alır. Depolarına koyar. Belli bir maliyetle nakliyedir, işçiliktir, kasadır, busanedir. Bunları üstüye katarak bize satar. Bunu köylüden yeşil olarak alır, kurutur. Mesela 10 kiloda %30, %40, %50'ye yakın fire verir. Yani 10 kiloyu 4 kilo, 5 kiloya düşürür. Tabii taze yeşilken farklıdır, kuruyken farklıdır sarımsak. Bundan dolayı sarımsak bu sene tabii biraz daha istenmeyen bir fiyatlara çıktı. Şu anda pazarda 50 TL. Normalde bu zamanlarda 10 lira, 12 lira civarlarında gidiyordu geçen seneye baktığımız zaman. Geçen sene 25'ten yukarıyı görmedi ama bu sene kuru başlamasıyla beraber 20 lirayla başladı halde. Halde 20 liraydı. Halde 20 liraydı. Tabii bahsettiğimiz 2 ay önceydi. Şu an halde 30-35 lira arası değişiyor. O da kalitesine göre. Fakat dışarıdan ithal mal geliyor. İran, ondan sonra Azerbaycan, Mısır ithal geliyor. Şu an halde 22-23 lira o. Maraş sarımsağı 27-28, 30'a kadar satılıyor. Düşer mi, iner mi? Şimdi biz geçen sene soğanda bunu yaşadık. Geçen sene soğanlarda küf hastalığı vardı. Bu sene öyle bir hastalık yok. Soğanda büyük bir müjde beklenmiyor. Yani fiyatların artışıyla ilgili. Yani pazarda 2 lira, halde 1 lira. Maliyetler var. Siz kendiniz de biliyorsunuz. Mazotlar 7 lira. İnsanlar bunu yakıt yapıyor. 50 lira adam sadece mazotu alıyor. Gideceği kilometre 10 kilometre. Bizim en büyük masrafımız mazottur. Bir tane işçi 150-150 liradan çalışmıyor aşağı. Bunun maliyeti adam 500 kilo mal satacak da 250'sini çıkaracak, yemeğini çıkaracak, 300 liraya mal edecek. %30 zaten gitti. Mal oldu sana 1.300. Bunun %20 firesi var. Malı sen alıyorsun, terazide 1 kilo 1 kilo satıyorsun. 40 kilo alıyorsun, 1 kilo 1 kilo satıyorsun. %10 da orada fren var, %40 lira. Etti sana 1400. Müşteri seçiyor, akşam oluyor 1.5'a veriyor. Ne oldu? %50 oradan kaybın oluyor. Mal 1.75'e geliyor, 2 liraya satmak çok normal. Sürekli mesela biz pazarda da şimdi konuşuyoruz. Pazarcılar diyor ki halden kaynaklı bir fiyatlarda artış oluyor diyor. Her şeyin bir maliyeti vardır ya. Onlar da kendi konumunda haklıdırlar. Çünkü onların göremediği gözler vardır. Şimdi sizin görebildiğiniz mesafe bellidir değil mi? Ne kendi branşınızda, kendi işinizde görebildiğiniz kadar görebiliyorsunuz değil mi? Pazarcı ne kadar görebilir? Bir gece gelir malı alır, akşam evine gider, mesafesi bellidir. Müşteri ilgilenme saati var. Adam işi olmaz, boşa düşer. Bu sefer pazarcı olmaz ki, tüccar olur. Efendi yani diyor ki herkes kendi çapında, kendi düşüncesine göre haklı. Haklıdır. Herkesi kendi sebepleri tabii, var. Tabii haklıdır. Bir de tabii bu işlerin bu yetiştirme süreci var. Üreticiden alırken ki fiyatlar değişiyor. Birçok şeye bağlı. Bir gerçeği vardır. Para da edebilir, çöpe de dikebilir. Bu bir şanstır. Ama yatırım, tabii. Yatırım yapmış oluyor. Peki buradan izleyenlere duyuralım. Müjdeli bir haber var mı? Şimdi sarımsakla şöyle bir şey ilgili. Var. Belki bir ay iki ay içerisinde bir şey beklenmesin. Neden beklenmesin? Çünkü Türkiye'nin belli bir üretimi var. Bu üretimi etkilememek lazım. Sonuçta üretici olmadan tüketici olmaz. Üreticiyi öldürmemek lazım. Şu an üreticinin elinde az da olsa malı var. Bunu ne zamana kadar satabilir? 12. aya kadar satar. 12. aydan sonra zaten satamaz. Çünkü bekleyecek gücü yok. 12. ay sonra faizlerini öder, rahat eder. O zaman Aralık'tan sonra mı? Biz büyük bir sürpriz bekliyoruz. Vatandaşın anlayacağı dilde Mehmet abi. Gelebilir, 12'ye bize gelebilir. Gelebilir diyorum ama gelmezse şayet sarımsak 100 lirayı da görür. 100 lirayı da görür. Mehmet abi pazarda. Diyor ki Aralık'tan sonra belli olmaz. Durumlara göre değişir. Ya düşer ya da komple tabii. Çıkar. Çünkü geçen sene bir soğan için de bunu konuştuk. Soğan 10 lira dedik. 10 lirayı gördü yani pazarda. Teşekkür ediyoruz bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim bu hafta Şafak Mahallesi'ndeki semt pazarına gittik. Fiyatları araştırdık. Şampiyonu seçtik. Sarımsak oldu. Ondan sonrasında hemen solu her zaman olduğu gibi halde aldık. Burada Mehmet Bey'le konuştuk. Sarımsağın fiyatlarıyla ilgili bilgi aldık. Niye bu hale geldi? Niye el değmiyor? Hepsini konuştuk. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya bakalım nerede, hangi pazarda olacağız? Görüşmek üzere. Tarladan pazara. Efendim soframıza gelen meyve sebzeler için gitmediğimiz sera, uğramadığımız pazar, konuşmadığımız komisyoncu esnaf kalmayacak.